Göz kapağı ameliyatı sonrası süreç nasıl işler? Şimdi kapak ameliyatlarından sonra genellikle aynı gün iskemli pratiğimizde hastaları taburcu ediyoruz ve gözlerini kapatmıyoruz. Dolayısıyla ilk günden itibaren evde gözleri bandajlanmadığı halde ve de normal hayatlarını iyi kötü sürdürebilecek pozisyon. Mesela okumak, yazmak, işte bilgisayarını kullanmak, ondan sonra televizyonunu izlemesi serbest. Bu da konforu arttıran bir iş. Ağrısız olmaz ne ameliyat esnasında ne sonrasında. Bu da çok önemli bir olay. Ha ne olur ama ister istemez bir parça şişlik olacaktır. Göz kapaklarında ödem olacaktır. Bir takım morluklar, işte kan toplanmaları olabilir. O yüzden ilk birkaç gün yoğun buz uygulaması öneriyoruz ameliyattan sonra. Fakat hasta genel olarak birkaç gün içerisinde sosyal hayatına iyi kötü dönmeye başlayabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Belli bir süre içerisinde, yaklaşık bir hafta 10 gündür benim kendi pratiğimde bu işler, göz kapaklarına koyduğumuz dikişleri eğer kullandıysak alıyoruz. Ve tabii süreç gittikçe hızlanıyor. Ama herhangi bir cerrah için konuşacak olursak 6 aya kadar biz mutlaka hastalarımızı takip ediyoruz. Güzel olan durumlardan bir tanesi şu, uzun ömürlü işlerdir bu. Yani işte düşmüş, sarkmış üst göz kapakları veya torbalanmış alt kapaklarla ilgili yapılan müdahalelerden sonra, iyileşme sürecini tamamladıktan sonra uzun yıllar, bu tabii kişiden kişiye göre değişebilir ama 8-10 sene diyebiliriz, 3 aşağı 5 yukarı, epey rahat ve konforlu bir dönem geçiriyorlar hastalarımız.